Kendisi bir de yok hayır artık. Tamam. Evet Sayın Başkanım, güzel bir gün daha geride bıraktık. Öncelikle Şekip Mostroğlu'nu ve ekibini tebrik ediyorum canlı gününden. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel bir süreci hep birlikte tamamladık. 1590 kişi bugün oy kullandı, tam 1590. Ben biraz şaşırdım. Bunda trafiğin maç olmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Zira aşağı yukarı 2000 kişi daha azken 1800 kişi katılmıştı geçen seçimlere. Bu seçime de çok ilgi vardı biliyorum. Çünkü aldığımız telefonlardan çok adaylı seçimlere çok önem veriyoruz. Çok adaylı seçimlerin dinamizmine, yarattığı rekabete, rekabetin getirdiği kaliteye de çok inanıyoruz. Onun içindir Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda da seçimlerin çok adaylı olmasını devamlı gündeme getiriyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz yönetim kurulu olarak her adaya eşit mesafede olmaya çalıştık. Adil ve adaletli bir yaklaşım. Tam bir Fenerbahçe demokrasisi diyebileceğimiz bir kültürü oturtmaya çalıştık. Ve Şekip Bey'in de buna değinmesine son derece sevindim. Çünkü bunu biz arkadaşla kalıcı yapmalıyız. Ben 2018 yılında seçilirken, seçildikten sonra hepinize bir söz verdim, garanti verdim, teminat verdim. O seçimde bizim yaşadığımız antidemokratik hiçbir şeyi bundan sonra hiçbir aday yüksek divan kurulu olur, başkanlık seçimleri olur, yaşamaması gerektiğini söylemiştim. Onun olmaması için de bizimle bulunduğum dönemdeki bütün seçimlerde bunu uygulamaya çalıştık. Ve bence Fenerbahçe'nin iftihar edeceği bir günü daha hep beraber tamamlıyoruz. Burada emeği geçen, şeffaf, demokratik bir şekilde bu seçimin yapılmasını sağlayan, emeği geçen öncelikle yönetim kurulu arkadaşlarıma, kulübümüzün profesyonellerine ve aynı zamanda da sandık başlarında çalışan tüm arkadaşlara sizler adına, camiamız adına canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Gerek 2 Nisan'da yaptığımız olağanüstü genel kurul, gerek bugün yaptığımız yüksek divan kurulu seçimi tüm üyelerimize gösterdikleri ilgiden dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Biz hep beraber şunu söyleriz Fenerbahçeliler. Bir ve beraber olduğumuzda, yek vücut olduğumuzda, tek yumruk olduğumuzda yıkamayacağımız duvar yoktur deriz. Bizi de kimse yıkamaz deriz. Ama şunu da belirtmek isterim. Hepimiz de yaşıyoruz, görüyoruz. Çok dinamik bir dijital dünyada yaşıyoruz ve oluşan birlikle beraberliğimizin aslında son derece kırılgan olduğunu da hepimiz yaşayarak görüyoruz. Buraya gönül vermiş her bir üyenin, üye olmayan her bir taraftarın Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliği için çorbada tuzu olması lazım. Bir ve beraber olalım diyenlerin, camianın birlik ve beraberliğinden bahsedenlerin eylem ve söylemlerinde aynı istikamette olması gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Fenerbahçe'nin iyi gününde de kötü gününde de özellikle de ihtiyacı olduğu dönemlerde de hepimiz Fenerbahçeliğimizi herhalde ailemizden sonra bazılarımız için aileden de önde bu Fenerbahçe aşkını, Fenerbahçe sevgisini, Fenerbahçe tutkusunu, bu bağlılığımızı her daim camiamızın menfaatleri istikametinde tutmalıyız, diri tutmalıyız diye düşünüyorum. Demin Şekip Bey 3 Temmuz'a değindi. Benim konuşmamdaki cümle de şuydu. Aslında biz 3 Temmuz'u kulübümüze yapılan haksız saldırıları, aşağılık yaklaşımını, reva gören muameleyi demin Şekip Bey'in de ifade ettiği gibi bu birlik ve beraberlikle bertaraf ettik. Onu unutmamamız lazım.
Onu da hep canlı tutmamız lazım. Evet, 3 Temmuz'u yaşadık, sonra otobüs saldırısını yaşadık. Son dönemde de saldırılar yaşıyoruz. Ama bizler hayatımız boyunca karşımıza çıkan zorluklarda her şeyin üstünde Fenerbahçe sevgimizi tutarak ayakta kaldık. Zafer Rengi filminde de öyle. 100 yıl sonra bugün de aynı şekilde. Dolayısıyla şunu da eklemek istiyorum. Son birkaç yılda camiamıza, Fenerbahçe'mize göz göre göre saldırılar yapılıyor. Bu saldırılarda suskun kalanlar, mücadele destek olmak yerine dışarıdan bakanlar, bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın diyenler, hatta ve hatta mücadelemiz için attığımız adımları itibarsızlaştırmaya çalışanlara da şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe tüm isimlerden, kişilerden öndedir. Hiç kimsenin kişisel ihtiraslarının kurbanı Fenerbahçe Spor Kulübü olamaz. Fenerbahçe herkesin önündedir. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Kongre üye sayımız ciddi anlamda artıyor. Yüksek Divan Kurulu sayımız ciddi anlamda artıyor. Kısacası ailemiz büyüyor. Bununla da hep beraber gurur duymalıyız. Sayın Başkanım, size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Heyetinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Geldiğiniz zaman 2 sene çok çabuk geçti. Ama hep uyum içinde çalıştık. Birbirimizi destekledik. Yeri geldi siz bize, yeri geldi biz size danıştık. Onun için de size teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kalbimize altın harflerle yazıldınız. Şekip Bey gelince de aynı şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Şekip Bey de son derece, biz beraber yönetime girmişiz, onu bilmiyordum. O benden önce girdi zannediyordum ama beraber girmiştik, o devam etti. Yaşadıklarını da hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'nin de biliyoruz. Dolayısıyla sizle tesis ettiğimiz işbirliği ruhunu aynı şekilde inşallah artarak yeni Divan Kurulu Başkanımızla ve heyetiyle de yapacağımızdan zerre kadar şüphemiz yok. Bu akşam önemli bir maçımız var. Sadece bu akşam değil, bu hafta sonu çok önemli müsabakalarımız var. Gerek olimpik branşlar olsun, bu gece tekerlekli basketbol takımımız yarı finale çıkıyor Avrupa'da. Boksörlerimiz final maçlarına çıkıyor Avrupa'da. Derbi maçımız var mabedimizde. Tüm takımlarımızın ve sporcularımızın Allah yolunu açık etsin, bol şans versin. İnşallah hafta sonunu hep beraber mutlu kapatırız. Hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanımız ve ekibi camiamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağ olun, var olun.